Hepinize selamlar. Yepyeni bir popüler sohbetler konseptine hoş geldiniz. Yazın gelmesiyle birlikte biraz da olsa heyecanlanmaya ve hareketlenmeye başlayan müzik endüstrisiyle alakalı konuşacağımız pek çok konu oluşuyor. Ve bu konuların oluşmasından daha keyifli olan bir şey varsa o da bu konuları burada videolar eşliğinde sizlerle konuşmam oluyor. Son günlerin önemli haberlerini sizin için derledim. Eğer Ice Americano'nuz ve abur cuburlarınız hazırsa videoyu başlatıyorum. İlk haberimiz Weeknd cephesinden geliyor. The Weeknd yeni albümünün bir üçlemenin sonuncusu olduğunu ve isminin yakında duyurulacağını onayladı. Biliyorsunuz ki Abel benim bu sektörde en sevdiğim erkek vokallerin zirvesinde yer alan isim. 2010'lu yılların başından bu yana daha adı bu kadar popüler olmadığı dönemlerde de kendisini keşfettiğim için inanılmaz mutluydum. Çünkü sound olarak, sözler bakımından, sanatçı duruşu olarak ve kreatif olarak gerçekten bu sektörde bana soracak olursanız pek çok ismin önünde gelen bir isim. Özellikle son derece tembel olan erkek müzisyenler arasında Weeknd biçilmiş bir kaftan. Hal böyleyken Weeknd'in müziğine dair de heyecanım hep inanılmaz seviyede up oluyor. Ortaya nasıl bir şey çıkar, yeni albümün konsepti ne olur bilmiyorum ama şundan eminim ki yine görsel olarak ve işitsel olarak inanılmaz bir sanatla karşı karşıya kalacağız. Daha önceki iki albümünde olduğu gibi yeni albümü yayınlandıktan sonra da büyük bir keyifle bu kanalda Weeknd'in yeni albümünün analiz videosunu sizlerle paylaşacağım. İkinci haberimiz ise Hollywood'un biraz dışından futbol camiasından geliyor. Geçtiğimiz yazdan bu yana biliyorsunuz ki futbolcular iyice azmaya başladılar. Pique'nin Shakira'yı aldatmasının ardından şimdi de karşımızdaki duran isim Neymar. Ünlü futbolcu Neymar hamile olan kız arkadaşını aldattığını kabul etti ve Instagram'dan herkesin önünde çocuğunun annesi olacak kız arkadaşından özür diledi. Burada şöyle ilginç bir durum var ki bu ikilinin arasındaki ilişki hiçbir zaman çok da sağlıklı bir ilişki değildi. Takip ettiğim kadarıyla Neymar ilk defa aldatmamış. Daha önce de defalarca kez aldatmış olmasına rağmen kız arkadaşı tüm bunları öğrenmesine rağmen Neymar'la ilişkisine devam edip hamile kalmıştı. Hamile kaldıktan sonra tekrar aynı şey yaşandı ve gördüğünüz üzere tüm dünyanın karşısında Instagram üzerinde özürler dilenecek noktaya gelindi. Bu konularda söyleyebilecek çok fazla şeyim var ama aslında burada konuşmak istemiyorum. Ancak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki gerçek sevginin, gerçek ilişkinin, tutkunun ve sadakatin olduğu yerde eğer ihanet varsa tüm bu algılar gerçekliğini yitirir. Yani bir insan bir insanı aldatıyorsa ya gerçekten sevmiyordur ya da o ilişkide kendine ait hissetmiyordur. Bunun ikinci ya da üçüncü açıklaması ya da başka bir bahanesi olamaz arkadaşlar. Artı olarak bunun kadını ve erkeği de olamaz. Çünkü aldatmak cinsiyetsizdir ve şerefsizliğin herhangi bir cinsiyeti olmaz. Bu yüzden de bir senedir azan futbolcuların ihanet haberlerini konuşmaktan çok yoruldum. Bu tarz olaylar insanlar var olduğu sürece her zaman olacak ve hiçbir zaman son bulmayacak. Temenni edebileceğim tek şey ise umarım bundan sonraki rezillikler minimum seviyede olur. Sıradaki haberimiz ise Kendall Jenner'dan geliyor. Kendall Jenner bir Kardashian gibi hissetmediğini söylemiş. Açıkçası Kardashian kardeşlerinin şemsiyesi altında olduğumu sanmıyorum. Bu bana biraz tuhaf geliyor çünkü birçok açıdan babama benziyorum. Ben tam bir Jenner'ım bence diyerek ailesindeki bireylerden sıyrıldığını ifade etmiş. Bunu ne konuda söylediğini bilmiyorum ama bana soracak olursanız tipik bir Kardashian. Pek çok konuda strateji yapıyor ve pek çok konudaki tüm adımları tamamen planlı ve hepsi hesaplı şeyler. Bir de o ailede olup aynı suyu içip aynı kaosla büyüdükten sonra ben onlar gibi değilim demek biraz iddialı geliyor bana. Ya çünkü öyle olması çok da ihtimal değil malumunuz. Kendall'ın da ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine, çevresinde ve özel hayatında yaşadığı dramalara baktığınızda tipik bir Kardashian vibe almanız çok kolay bence. Ne anlamda dediğini bilmiyorum ama bana soracak olursanız ben Kendall'ın bu söylediğine kesinlikle katılmıyorum. Bence o ailedeki herkes tipik bir Kardashian üyesi. Sıradaki haberimiz oldukça ilginç bir haber. Bebe Rexha'nın geçen günlerdeki konserinde bir hayranı suratına telefon fırlatması sonucunda yaralanan Bebe Rexha'ya ise alnından toplamda 3 dikiş atılmıştı ve bu olayın ardından sorguya çekilen hayran ise bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Konserin sonuna doğru telefonu ona isabet ettirebilecek miyim diye merak ettim çünkü komik olacağını düşünmüştüm. Aynen çocuğu gerçekten çok komikmiş. Bazen ben kendi ülkemizdeki bu tarz olayları eleştiriyorum ama Amerika'daki gerizekalısı nüfusta baz alındığında gerçekten Türkiye'den fazla olduğunu düşündüğüm bir nüfus. Ya arkadaş, para verip gittiğin, desteklediğin, müziğini sevdiğin, sanatını desteklediğin bir insanın kafasına telefon fırlatmak ve isabet ettirmenin komik olabileceğini düşünmek için gerçekten aptal olmak gerekiyor. Yani söyleyebilecek çok şeyim var ama burada yine de sizin karşınızda çok da fazla ağzımı bozmak istemiyorum. Çünkü günlük hayatımda fazlasıyla argo konuşan bir
insanım. Ama bu kadar aptal olabilmeyi ve bunu normalleştirmeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Bu zaten bir sanatçıya yapılan bir saygısızlıkken tüm bunların dışında da talihsiz bir örnek. Dediğim gibi çok fazla şey söyleyebilirim ama söylemeyeceğim. Aksine bu videonun altına bu konuyla alakalı sizin fikirlerinizi okumak için bekleyeceğim. Sıradaki haberimiz ise Rihanna cephesinden geliyor. Rihanna, Savage X Fenty markasının CEO'luğunu bıraktığını açıkladı. Bu haber birçoğunuzu mutlu edecektir çünkü okuduğunuz bu haberden sonra Rihanna'nın tüm odağını müzik kariyerine vereceğini düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Rihanna işleri daha da üst sınıfa, daha da büyük bir noktaya çıkarabilmek adına işinin ehli olan profesyonel bir CEO ile anlaştığı için bu görevi bırakmayı tercih etmiş. Yani aslında Rihanna'nın bu hamlesinin altında markasını ve işini daha da büyütmek yatıyor. Haliyle müzikten daha çok yine kozmetik dünyası ve moda dünyasında Rihanna'yı uzun yıllarca üretiyor olurken göreceğiz. Anladığım kadarıyla Rihanna'nın her şey son derece yavaş. İkinci çocuğunu 60 aydır hamile bir şekilde taşımaya devam ediyor. En son albümünü ise 1998 yılında yayınlamış gibi hissediyorum. Kadının boş vermişlik seviyesi gerçekten takdire şayan bir seviyede. Yakın zamanda yeni müziğine dair herhangi bir şey yayınlayacağını düşünmüyorum. Ama bir takım gelişmeler yaşanırsa da burada muhakkak sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberimiz ise Doja Cat cephesinden geliyor. Biliyorsunuz ki popüler sohbetler çerçevesinde de aylardır Doja'nın yeni albümü ve yeni müziği için inanılmaz heyecanlı olduğumu söylemiştim. Ve yeni albümüyle ilgili çıkan tüm söylentileri de burada masaya yatırıp birlikte sizlerle sohbet etmiştik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Doja yeni albümünün ilk şarkısı olan Attention'ı yayınladı. Hala ısrarla kanaldan beni izleyip Instagram'dan takip etmeyenleriniz var. Üzülüyorum. Çünkü orada burada konuştuğumuzdan çok daha fazlasını interaktif bir şekilde storyler ve DM'ler üstünden sizlerle konuşuyorum. Bu tarz konularla ilgili ilk yorumlarımı da sıcağıyla Instagram storylerimde paylaşıyorum. Bundan dolayı da hala beni Instagram'dan takip etmeyen güzel takipçilerim varsa hepinizi Instagram'a bekliyorum. Orada çok daha iyi bir sirkülasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Instagram story'imde de belirttiğim gibi Doja'nın yeni şarkısı benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Arkadaşlar hype yaratıyorsunuz, yeni albümünüzle ilgili demeçler veriyorsunuz ve insanları yükseltiyorsunuz. Daha gotik, daha sert ve daha cesur işlerle döneceğinizin altını bold çizgilerle çiziyorsunuz ve son derece mid tempo, iddiasız ve hiçbir esprisi olmayan bir şarkıyla geri dönüş yapıyorsunuz. Eğer global bir sanatçıysanız, çok büyük kitlelere hitap ediyorsanız ve adınız artık milyon dolarlık bir marka haline gelmişse sizin yayınladığınız işlere tamamen dikkat etmeniz gerekiyor. Mainstream bir müzisyenseniz ki bu işin içinde olan ve konuştuğumuz herkes mainstream bir müzisyen, müzik listelerine ve radyo şarkılarına dikkat etmeniz ve bu doğrultuda işler çıkartmanız gerekiyor. Zaten sizleri de İstiklal Caddesi'nde sokakta müzisyenlik yapan sokak müzisyenlerinden ayıran da sahip olduğunuz dev prodüksiyonlar ve milyon dolarlık yatırımlar. Bir zahmet bunların da karşılığını verebilecek olan içeriklerle karşımıza çıkın. Çünkü bizler burada hype'lanırken sizler önümüze ne yazık ki çok da bizi mutlu etmeyecek içerikler sunuyorsunuz. Instagram story'imde de söylediğim gibi kesinlikle favorim olan bir şarkı değil. Hatta bana soracak olursanız Doja'nın kariyerinin en kötü hamlelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki albümün geri kalanı tamamen farklı olabilir. Bundan dolayı albüm için hala heyecanlanmaya devam ediyorum. Sıradaki haberimiz ise Lady Gaga'dan geliyor. Lady Gaga, Chromatica turnesi için özel bir proje adı altında yeni müzik çalışmalarını kaydettiğini açıkladı. Yani anladığımız kadarıyla içinde bulunduğu Chromatica turnesi, daha doğrusu Vegas turnesi, belgesel ya da DVD formatında karşımıza çıkacak. Buna çok sevinirim çünkü en çok sevdiğim şey sanatçıların süreçlerini, ürettikleri dönemleri, aldıkları ilhamları ve sanatlara ve hayranlarına olan bakış açılarını yakından takip etmek ve onların ağzından bunları duymak ve okumak beni her zaman iştahlandırmıştır. Bu da benim için onlardan biri oldu diyebilirim. Umarım ki Netflix gibi çeşitli platformlarda da yayınlanır ve hepimiz bu konu hakkında özel bir videoda da konuşma şansına sahip olabiliriz. Sıradaki haberimiz ise Taylor Swift cephesinden geliyor. Taylor Swift 2019'da Lover albümünün favori şarkılarından biri olan Cruel Summer'ın aslında 2020'de tekli olacağını ancak pandeminin engel olduğunu açıkladı. Yani şu pandeminin engel olduğu projelerin listesini ya da videosunu yapsak inanılmaz uzun bir video olabilir diye düşünüyorum. Cruel Summer benim hiçbir zaman favori Taylor şarkılarımdan biri olmamıştı fakat bir süre sonra da daha farklı bir şekilde şarkıya yaklaşmaya başladım ve şu an kesinlikle yayınlandığı döneme kıyasla daha çok seviyorum. Ama genel olarak fanların albümdeki en büyük favorilerinden biriydi ve Taylor yine her zamanki gibi belki bu sefer geçerli bir sebebi olabilir ama hayranların favorisi olan bir şarkıyı daha çeşitli sebeplerden dolayı harcamış bulundu. Ki bu Taylor dinleyicilerinin zaten uzun yıllardır bağışıklık kazandığı bir durumdur diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz ise biraz Hollywood'un dışında gündemle alakalı konuşmak istediğim bir konuyla alakalı. Titanic'in enkazına kişi başı 250 bin dolara gezi düzenleyen turistik denizaltı okyanusta biliyorsunuz ki kaybolmuştu. Ardından belli bir süre oksijeni idare etti ve bir süre sonra da büyük bir patlama sonucunda içindeki 5 kişiyle birlikte ne yazık ki yok oldu. Çok ilginç bir konu ki Titanic beni en başından bu yana ürkütür. Zaten bu tarz gemi batmaları, deniz felaketleri ve denizaltının bilinmezliği derken
Bu konular bana hep gizemli gelen konulardı. Ama bunun dışında tabii ki insanlar içinde inanılmaz bir merak kaynağı. Fakat kişi başı 250 bin dolar verip gittiğiniz bir denizaltı gezisinde görmeye çalıştığınız olayın bir noktada birebirini yaşıyor olup hayatınızı kaybetmeniz korkunç bir olay. Çok büyük bir para veriyorsunuz. Çok büyük bir riske giriyorsunuz. Sonucunda ise ölüyorsunuz. Gerçekten oldukça trajik bir ölüm olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı çok fazla araştırma yapamadım. Sebepleri ve nedenleriyle alakalı özellikle. Eğer konuya hakim olanlarınız varsa videonun altında yorumlarda muhakkak sizlerin fikirlerinizi bekliyorum. Çünkü dediğim gibi bu tarz konular bana ürkütücü gelse de her zaman oturduğum yerden araştırmaya ve incelemeye devam ediyorum. Sıradaki haberimiz ise Demi Lovato cephesinden geliyor. Rolling Stone Demi Lovato'nun kürtaj hakları üzerine yayınladığı şarkı hakkında bir inceleme yayınladı. Önlerinde oturan iki düzine insanın kendi bedenleriyle ne yapıp ne yapamayacakları konusunda karar vermeye hazırlanan bir karar alma grubuna karşı bir devrime öncülük ediyor. Şarkıcı yasaları ikiye bölüyor, bir ara sokağı ateşe veriyor ve en son akşam yemeğinin görüntüsünü yeniden yaratıyor. Hristiyan değerlerini yalnızca insanların geçim kaynakları üzerinde korumayı istemenin ikiyüzlülüğüne bir gönderme. Hakları ellerinden alınmış ancak sonuç olarak sahip olmak zorunda kalınan çocuklara dikkat çekiyor. Yani özetle Demi'nin şarkıda kürtajın bir hak olduğunu savunmasını destekleyecek bir makale yayınlanıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde kürtajın hala yapılıp yapılmaması konusunun tartışılmasının değil sadece Türkiye, Amerika'da bile bu konunun gündemde olması bana soracak olursanız bir insanlık hatası. Çocuk her zaman bilinçli doğrultuda hazırlanan bir karar değildir. Ne yazık ki dünya toplumları arasında hala trajik bir şekilde tecavüze uğrayıp tanımadığı bir insanın çocuğuna hamile kalan ve haliyle bu çocuğu dünyaya getirmek istemeyen milyonlarca insan var. Bu insanların yaşadığı travmalar yetmiyormuş gibi bu insanları bir de hayatları boyunca unutamayacakları büyük bir acı bırakan insanların çocuklarını doğurmaya mahkum ediyorlar. Ben bir erkek olarak bunun bir kadının hakkı olduğunu ve hala tartışıyor olmamızdan da son derece üzüntü duyduğumu söyleyebilirim. Ama bu konuda sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Eğer videonun açıklamalar kısmına yazarsanız orada da sizlerle akıcı bir iletişim sağlayabiliriz bu konuyla ilgili. Sıradaki haberimiz ise Beyoncé ile alakalı. Bildiğiniz üzere Beyoncé Renaissance turnesi adı altında tüm dünyayı geziyor ve bizlere inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da konser veren Beyoncé'nin tek gecede giydiği kostümler hem sayı olarak çok fazlaydı hem de izleyen herkesi son derece büyülemeyi başarmıştı. Yani arkadaşlar bu turneyle ilgili söyleyebilecek çok şeyim var ama ne yazık ki burada bunları söylememin de bir anlamı yok. Çünkü biz sadece Instagram ve TikTok reel'larından ya da televizyondan ya da YouTube'dan izleyebiliyoruz. Beyoncé gerçekten inanılmaz bir iş çıkartmış ve bana soracak olursanız son yılların en büyük ve en gösterişli turnelerinden bir tanesi. Tek üzüldüğüm şey bu turneyi kendi ülkemde, kendi topraklarımda izleyemiyor olmak. Çünkü gerçekten böylesi büyük bir şöleni izlemek hepimizin hakkı olduğunu düşünüyorum. Neredeyse şu ara her gün TikTok'ta Beyoncé'nin Renaissance turnesinin hashtagini aratarak konsere dair videolar izliyorum. Kadın inanılmaz bir şov sergiliyor. Söyleyebilecek çok fazla şeyim yok zaten. Hala izlemeyenler ya da konserle alakalı fikri olmayanlar varsa muhakkak bir göz atın derim. Sıradaki haberimiz ise geçen videoda da konuştuğumuz The Idol dizisiyle alakalı. Page Six, The Idol'ın ikinci sezonunun olmayacağını resmi olarak duyurmuştu. Bence oldukça doğru bir karar. Çünkü bu kadar PR yapılıp beni bu kadar hayal kırıklığına uğratan başka bir yapım olmuş mudur yakın zamanda hatırlamıyorum. Önceki videoda da hatırlayanlarınız olacaktır ki diziyi izlemediğimi ama beğenilmediğine dair içerikler okuduğumu söylemiştim ve sizlerden neden beğenilmediğine dair yorumlarınızı almak istemiştim. İzledikten sonra anladım ki beğenilmemesi de gayet normal ve yerinde bir karar. Bu kadar büyük bir kadroyu, bu kadar dev isimleri bir proje altında toplayıp bu kadar sığ ve bir şeylerin bu kadar dozajını kaçırdıkları bir projeyle çıkmayı başarmak gerçekten büyük bir başarı. Projedeki herkesi hemen hemen çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum ve bayılarak da takip ettiğim isimler. Ama yani gerçekten ortaya çıkan sonuç buysa burada bence herkes kendini sorgulamalı diye düşünüyorum. Dizi benim için de pek çok insan için de hayal kırıklığıydı. İkinci sezonun olmayacak olması beni mutlu eder. Çünkü sevdiğim isimlerin daha fazla bu kadar cringe bir projede yer almasını istemiyorum. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince sizler için son günlerin en çok konuşulan başlıklarını toparlamaya çalıştım. Bu sıcak yaz günlerinde biraz olsun size keyif verebilmişimdir umarım. Ve umarım da Ice Americano'nuzu içerken izlemişsinizdir bu videoyu. Her zaman söylediğim gibi videoyu beğenmeniz çok önemli. Bu yüzden birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz ve beni sevdiyseniz de desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi biliyorsunuz ki videoyu beğenmeniz çok önemli. Birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bunun dışında da beni seviyorsanız ve desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.